İki dik üçgenimiz var ve diyelim ki ikisinde de ölçüsü teta olan bir açı bulunuyor. Yani A açısı ve D açısı eş açılar. Şimdi bu iki üçgene dair neyi biliyor oluruz? Herhangi bir üçgenin açılarından ikisini biliyorsak üçüncü açıyı bulabiliriz. Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir, değil mi? O halde açılardan ikisi ortaksa üçüncü açı da ortak olur. Ve eğer açıların üçü de ortaksa bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Biraz daha açayım konuyu şimdi. Bu açı 90 derece. Üç açının toplamı 180'e eşit olmak zorunda. Demek ki bu açıyla bu açının toplamı 90 derece. Çünkü 180 derecenin 90'ı bu açıya gitti. O halde A açısıyla B açısı birbirinin tümleridir. Yani bu açının 90 eksi teta olması lazım. Tabi aynı mantık bunun için de geçerli. Dik açı tek başına 90 dereceyi alıyor, kalan 90 dereceyi teta ile bu açı arasında paylaştırıyoruz. O halde bu açı 90 eksi teta olur. 90 eksi teta derece. Birbirine karşılık gelen üç açı eşit, demek ki bu üçgenler benzer üçgenler. Peki bunun neresi ilginç? İlginç olan şu, Geometriden biliyoruz ki benzer üçgenlerde birbirine karşılık gelen kenarların oranları eşittir. Şimdi bu iki üçgendeki karşılıklı kenarlara bir bakalım. Benzer üçgenlerle ilgili problem çözerken ilk göze çarpan kenar hipotenüstür. Yani bu kenar. Bu hipotenüs bu üçgendeki bu hipotenüse karşılık geliyor. Yazalım. Bu, bu üçgenin hipotenüsü, bu da bu üçgenin hipotenüsü. Şimdi buradaki BC kenarı peki hangi kenara karşılık geliyor? Üçgene baktığımızda bu kenarın teta açısının karşısındaki kenar olduğunu görebiliyoruz. Teta'nın karşısında, üçgenin diğer ucundaki kenar yani diğer ucundaki kenar. BC kenarı, A açısının karşı kenarı, D açısının karşısında ise EF kenarı var. Demek ki BC bu kenara karşılık geliyormuş. Geriye AC kenarı kaldı. Şöyle düşünebiliriz. A açısını oluşturan iki kenar var. Bir tanesi hipotenüs, diğerine de komşu kenar diyebiliriz. D, A'ya karşılık geldiğine göre, AC'ye karşılık gelen kenar budur. Kenarları gösterdim çünkü benzer üçgenlerde karşılıklı kenarların oranlarının daima eşit olduğunu vurgulamak istedim. Mesela BC'nin hipotenüs oranı bc'nin ba'ya oranı yani. Yazıyorum bc bölü ba, ef bölü ed'ye eşittir. ef doğru parçasının uzunluğu bölü ed doğru parçasının uzunluğu. Ayrıca şunu da yazabiliriz. ac doğru parçasının uzunluğu bölü hipotenüs, yani ab eşittir df bölü de. Bu üçgende de yeşil kenarı kırmızı kenara bölüyoruz. Çünkü bunlar benzer üçgenler, kenarlar da karşılıklı kenarlar. O halde bu oran df bölü de'ye eşittir. Devam edip şöyle de diyebiliriz, son bir tane daha yapalım. Şöyle de diyebiliriz, buradaki mavi kenarın yeşil kenara oranı yani bc bölü ca bu üçgendeki mavi kenarın yeşil kenar oranına eşit olur. Yani EF bölü DF. Tüm bu sonuçlara bu üçgenlerin benzer üçgenler olduğu gerçeğinden hareketle ulaştık. Bu oranlar açılarından bir tanesi teta olan tüm dik üçgenler için geçerli. Çünkü açılarından biri teta olan herhangi iki üçgen benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla bu oranlar değişmez. O halde bu oranlara teta'ya bağlı isimler verebiliriz. Teta açısının gözünden bakınca teta'nın gözünden bakınca bu mavi kenar karşı kenar oluyor. Yani dik üçgenin karşı kenarı. Kırmızı kenarın zaten bir ismi var, hipotenüs. Yani teta'nın gözünden bakınca bu oran karşı kenar bölü hipotenüs oluyor. Teta'nın gözünden bakınca deyip duruyorum çünkü her açı için durum farklı. Mesela B açısının gözünden bakınca bu oran komşu kenar bölü hipotenüs demek. Bu ilişkiye ileride değineceğiz. Şimdilik kenarlara sadece teta'nın gözünden bakalım. Teta'nın gözünden bakınca bu oran nedir? Tabii ki AB ve DE hala hipotenüs. Peki AC nedir veya AC ve DF nelerdir? Komşu kenarlardır. Bu açıyı oluşturan iki kenardan hipotenüs olmayanı. O halde her iki üçgende de bu oranın komşu bölü hipotenüs olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar ediyorum, bu kenar B açısının karşı kenarı ama bizi şu an sadece ölçüsü teta olan A açısı ilgilendiriyor. D açısı aynı şekilde. A açısına göre AC, D açısına göre ise DF komşu kenardır. O halde bu oran komşu bölü hipotenüstür. Ve bu oran açılarından bir tanesi teta olan tüm dik üçgenlerde aynıdır. Son olarak bu kenar, karşı kenar bu arada bu oran her iki üçgen için karşı kenar bölü komşu kenara eşittir. Bu konuların iyice oturması için sayısız örnek çözeceğiz ama şunun önemli vurgulamam lazım. Açılarından biri teta olan tüm dik üçgenlerde karşı kenarın hipotenüs oranı aynıdır. Az önce gördük, bu benzer üçgenler, benzer üçgenler olmasından geliyor. Teta açısına komşu olan kenarın hipotenüsü oranı, açılarından bir tanesi teta olan tüm dik üçgenler de aynıdır. Ve teta açısına göre karşı kenarın komşu kenar oranı, yani mavi kenarın yeşil kenar oranı her zaman aynıdır. Çünkü bunlar benzer üçgenler. İşte matematikçiler bu oranlara isim vermeye başlamışlar. Teta açısına göre bu oran daima aynı olduğundan buna yani karşı bölü hipotenüse teta açısının sinüsü demişler. Yani bu oran teta'nın başka bir renkle yazayım bu oran teta'nın sinüsünün tanımı ki bu tanımı ileride genişleteceğiz. Ve bu oranda bu oranda kosinüs teta'nın tanımı. Kosinüs teta. Bu oransa buradaki oransa tanjant teta'nın tanımı. Bu terimlerin tanımları bu oranlar işte. Bu terimler oranları ifade ediyor. Birileri fark etmiş ki herhangi bir teta açısı için bu oran daima aynı. Dediğimiz gibi benzer üçgenlerden geliyor bu. Yine benzer üçgenlerden gelen başka bir özellik herhangi bir teta açısı için herhangi bir teta açısı için bu oran da her zaman aynı oluyor ve bu oran da hep aynı. O halde hadi bunları tanımlayalım demişler. İsterseniz oranları unutmamak için uydurduğumuz bir tekerleme var, ona ezberleyebilirsiniz. Ska, koko, takako. Evet, tekerlememiz bu. Tekerleme de değil aslında ama bir kısaltma. Ska, koko, takako. Yazayım. Ska dediğimiz şey, sinüs, karşı böyle hipotenüstür. Koko dediğimizde, kosinüs komşu bölü hipotenüstür demek. Son olarak tanjant karşı bölü komşudur. Tanjant karşı bölü komşu. Yani takako